Və Türkiyə öz hava donanması üçün 4-cü nəsil F-16 təyyarələrinin tədarükü və modernləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərə dair Birləşmiş Ştatlardan məktub alıb və bu barədə elə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindəki mənbələr məlumat veriblər. Söhbət Ankara'ya 40 ədəd F-16 Blok 70 təyyarəsinin satışından, Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrində artıq xidmətdə olan 79 F-16-nın modernləşdirilməsindən, eləcə də aviasiya sursatları partiyasının tədarükündən gedir. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, hazırda Birləşmiş Ştatların təklifi öyrənilir. Bundan sonra tərəflər arasında sazişin yekun mətni üzərində müzakirə də başlanacaq. Ankara onu da əlavə edib ki, Türkiyə tərəfi ölkənin daxilində hava qüvvələri donanmasının modernləşdirilməsinin tərəfdarıdır ki, bu istiqamətdə elə bir studiyamızda daha doğrusu bağlantı yaradaraq müzakirə də aparmaq istəyirik. Buna dair siyasi şərhçi Emrə Dinər suallarımızı cavablandıracaq. Emrə bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Çox təşəkkür ediniz. Çox sağ olun. Emrə bəy, artıq xəbərin... Təşəkkürümüzü bildirik. Artıq xəbərin detalları ilə bağlı tamaşaçılarımızı tanış etdim və F-16-ya dair, yəni modernləşdirilməsi istiqamətində Birləşmiş Ştatlardan Türkiyəyə bir məktub da gəlib. Birləşmiş Ştatlar və Türkiyə bu istiqamətdə artıq problemlərini həll edə bildilər. Bundan sonraki mərhələdə digər istiqamətlərdə, yəni F-35 və həllini tapmayan hansı nüanslarla bağlı düşünürsünüz ki, Birləşmiş Ştatlar və Türkiyənin birliyini biz müşahidə edə biləcəyik? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki Türkiye'nin güvenliği başta Avrupa Birliği olmak üzere ve ittifakı olduğu NATO'nun güvenliğinden geçmektedir. Yani güvenli bir Türkiye, güvenli bir NATO, güvenli bir Avrupa demektir ki hali hazırda bunu özellikle Suriye'deki iç karışıklıktan sonra biliyorsunuz bir göçmen dalgası yaşanmıştı ve dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda önemli yollar kat ettiğini, işte göçmen konusunda Avrupa'ya göçmenlerin istilası konusunda önemli bir rol oynadığını ve bunun da yine paralel olarak Türkiye'nin güvenliği, Avrupa'nın güvenliği ve tabii ki NATO'ya bağlı bütün ülkelerin güvenliğinden geçtiğini bir kez daha altını çizmekte yarar var. Şimdi biliyorsunuz hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle 2016'dan bu yana 15 Temmuz'dan sonra hain FETÖ darbe girişiminden sonra ilişkiler pek de iyi gitmedi. Hem ekonomi hem siyasi birçok yönde. Tabii ki sahada da özellikle belli başlı noktalarda işte Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifakı gibi birçok sorunlar düğümüyle boğuştu Türkiye. Ve nihayetinde en sonunda da Amerika Birleşik Devletleri F-16 parasını verildiği halde 40 adet F-16'yı biliyorsunuz İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıştı. Halihazırda NATO üyeliği konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiği andan itibaren İsveç'in de Amerika Birleşik Devletleri artık F-16'yı nihayet Türkiye'ye teslim etme sürecine girdi. Bu yazılı tebliğ sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Türkiye'ye ulaşan mektup önemli bir adım, son adım olduğunu söyleyelim. Yani Kongre tarafından onaylanmış, Amerika Birleşik Devletleri tarafından satışı onaylanmış ve sürecin başlanmasına ilişkin direkt resmi olan bir prosedürdür bu. Dolayısıyla bu süreçten sonra artık muhatap Türkiye Cumhuriyeti ile Lee Martin F-16'nın ürettiği tedarikçi firma. Dolayısıyla artık onunla istişare haline geçecek Türkiye Cumhuriyeti ve 40 adet F-16 blok denilen hava kuvvetlerine envanterine katması için yapacak olan bu anlaşmaya ilişkin artık süreçte resmi olarak başlamış oldu. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Özellikle bu süreçte elbette tedarik firmanın yoğun bir siparişi de olduğu söyleniyor. Hatta 140 adet siparişi var şu anda mevcut Lee Martin adlı F-16 tedarikçisi firmanın. Dolayısıyla Türkiye'ye gelebilecek tarihin de yani hava kuvvetlerine, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimat tarihinde 2028 ila 2029 arasında olacağı ifade ediliyor. Yani yaklaşık 3 yıl sonra Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılacak. Şimdi F-35 konusuna gelecek olursak biliyorsunuz Türkiye
Milli Muharip Uçağı Kaan'ı şu anda göklerde uçurmaya başardı. Büyük de bir yankı uyandırdı gerek Avrupa, gerek Orta Doğu, gerek Kafkaslar'da. Dolayısıyla F-35 ihtiyacı söz konusu olabilir mi? Yani F-16'lara zaten halihazırda elbette ihtiyaç var. Bir modernizasyona gitmek zorunda Türkiye. Çünkü çevresindeki birçok ülkede ordusu modernizasyona gitmiş durumda. İşte Yunanistan'ı görüyorsunuz, onların da F-35 talebi var. Dolayısıyla çevrede birçok ülkede, yani Türkiye'de ilgilendiren komşular arasında yaşanan krizler dolayısıyla Türkiye'de bundan kayıtsız kalmıyor. Kalmamaya da devam ediyor. Halihazırda milli uçak, milli gemi, milli savaş uçağı gemisini inşa etmeye devam ediyor. Dolayısıyla F-35 konusunda Türkiye'nin en büyük, hani olmasa da olur diyebileceği bir pozisyona ulaştığını söyleyebiliriz. Özellikle Kaan'ın da, milli muharip uçağımız Kaan'ın da göklerde uçmasının ardından F-35 yerine, tabii benim görüşüm, birçok siyasi uzman, askeri uzmanın görüşü de aynı. F-35'ten hiçbir farkı olmayan Kaan'ın daha fazla geliştirilerek F-35 yerine kendi milli hava unsurlarını tercih edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar da Türkiye'yi sıkıştırmaya kalksa da, elinde koz olarak kullansa da, işte F-35'i programından çıkarttıktan sonra tekrardan işte katılabilirsiniz diyerek masa arkasından birçok isteklerini Türkiye'ye kabul ettirmek zorunda bırakıldığı bir pozisyona sokmaya çalışsa da, artık Türkiye'nin kendi bir tercihi var. Türkiye'nin alternatifi var. Dolayısıyla F-16'lar geldikten sonra 40 adet F-16 Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine, o süreç zarfında paralel bir şekilde Kaan'ın da 5. nesil uçağı Kaan'ın da 2028'e kadar zaten aynı eş zamanlı olarak ordunun envanterine katılması bekleniyor. Dolayısıyla bir F-35 artık zaruri bir tercih olmaktan çıktı. Şöyle bir tabir var Türkiye'de. Bakarız, ona da bakarız. Onun da zamanı gelirse bakarız moduna geçmiş durumda Türkiye. Dolayısıyla F-16'lar elbette Türk Hava Kuvvetleri'ne ciddi bir şekilde güç katacağına inanıyoruz. Ama Kaan'ın da F-16'dan da F-35'ten de kalır yanı olmadığını zaten geçtiğimiz hafta bütün uluslararası camiaya da göstermiş oldu Türkiye Cumhuriyeti.